Nasıl yetiştin? Arkadaşlar, bildiğiniz üzere dün saat 17 itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin operasyonunu, harekatını başlatmış oldu. Sözlerimin başında öncelikle Allah ordumuzu, askerimizi muzaffer eylesin demek istiyorum. Bildiğiniz gibi bu harekat Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 51. maddesi gereğince meşru müdafaasını kullanmak üzere yaptığı bir harekattır. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1674, 2170, 2178 sayılı terörle mücadeleye ilişkin kararların vacesinde gerçekleştirdiği bir harekattır. Türkiye son birkaç yıldır özellikle güneyinde bir olgu bittiğiyle oluşturulmak istenen koridora, terör koridoruna asla müsaade etmeyeceğini birçok vesileyle hem oradaki terör unsurlarına gizli açık destek veren ülkelere de söylemiştir. Bugün itibariyle bu harekatın amacı güneyimizdeki terör koridorunu etkisiz hale getirmek, onu imha etmektir. Bu birincisi hedeftir. İkinci olarak Türkiye aynı zamanda bu bölgede NATO'nun güney sınırını da muhafaza etmektedir. Ve üçüncü olarak da özellikle PKK, PYD, YPG ve türevleri unsurların Afrin'de öbeklendiğini biliyoruz. Sadece öbeklenmiş olmakla değil, aynı zamanda bölgede bulunan Kürt kardeşlerimize, Türkmen kardeşlerimize, Arap kardeşlerimize de büyük bir baskı ve zulüm uygulamaktadırlar. Böylelikle Türk Silahlı Kuvvetleri hem sınırımızdaki sınır bölgesi güvenliğimizi korumak hem de bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimizi, Türkmen kardeşlerimizi ve Arap kardeşlerimizi bu terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için bu harekatı gerçekleştirmektedir. Şunu ifade etmek lazım. Afrin etrafında çevrili dağlardan özellikle Türkiye'ye dönük taciz atışlarının devam ettiğini, daha öncesinde harekat başlamasından önce devam ettiğini biliyoruz. Bu taciz ateşlerine de Türkiye seyirci kalamaz. Dolayısıyla bu anlamda da Afrin'i temizlemek suretiyle Türkiye'nin özellikle sınır şehirlerini artık menzil ve hedef olmaktan çıkarmayı da amaçlamış olmaktadır. Değerli basın mensupları, tabii burada özellikle şunu ifade etmek gerekiyor. Türkiye bundan önceki süreçte Halepçe'den, Kuzey Irak'tan baskı gören kardeşlerimize her daim kucağını açmıştır. Bakınız Afrin bölgesinden özellikle bu bölgeden
PKK, PYD, YPG unsurlarının baskısı neticesinde ülkemize evvelinde bu harekattan önce yaklaşık 370 bin Türk kardeşimiz de güvenli bir sığınak olarak görerek buraya gelmiştir. Bizim bu aşamada millet olarak birlik, beraberlik içerisinde olmamız ve bu harekatın arkasında kararlı bir şekilde durmamız gerekmektedir. Dün itibarıyla 72 uçağımız 108 hedefi imha etmiştir. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Bugün aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız, ordumuzun, milletimizin başkomutanı Bursa'da olacaktır. Ben Bursalı hemşehrilerime özellikle sizlerin aracılığınızla da seslenmek istiyorum. Böylesi önemli bir günde, bütün dünyanın gözlerinin Bursa'ya çevrildiği bir günde, Sayın Cumhurbaşkanımızın da mesajlarıyla ifadelerde bulunacağı bu günde bütün Bursalı hemşehrilerimizi Nilüfer'deki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı hastane alanında bulunan Topaş Spor Salonu'na bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu sabah da burada bütün Bursalı hemşehrilerimizle, çevre illerden gelen kardeşlerimizle beraber dualarımızı yaptık. Allah tekrardan ordumuzu ayağına taş değdirmesin. Güvenlik güçlerimizi, askerimizi muhafaza etsin. Bu harekat dediğimiz gibi tekrar ifade ediyorum. Hiçbir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne matuf bir harekat değildir. Türkiye evvelden bu yana Suriye'nin toprak bütünlüğüne tam manasıyla riayet edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Tezviratlar yapılma ihtimaline binaen söylüyorum. Türkiye teröristleri ve teröristlerin sığınaklarını, onların kamplarını hedef almaktadır. Dolayısıyla burada yapılacak tezviratlar hiçbir şekilde bizim bu meşru hakkımıza halel getiremez. Çünkü biz ne yaptığımızı da biliyoruz. İnşallah tüm milletimiz olarak birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye için açık tehdit haline gelen bu hususu da bertaraf etmiş olacağız. Ülkemizi bundan sonraki yıllara, yüzyıllara sari olarak inşallah güvenli bir sığınak halinde tutmaya devam edeceğiz diyorum. Sizlere de ilginiz, alakanız nedeniyle çok teşekkür ediyorum. Sesler de güzel bir şey. Bir fotoğraf alalım. Fotoğraf alacak. Açalım biraz arkadaşlar. Böyle bir resim alalım. Abi açalım. Gel arkadaşlar. Hadi bakalım. Efendim. Bu kadar buradayız. Aramızda.